Sonra görüşürüz. Büyüyor ve olgunlaşıyor. Vücut tarama tamamlandı. Biliyor musun? Galiba ben yanlışlıkla büyüdüm ve biraz boyum uzadı. Emin misin sen? Büyüdün mü? Hı-hı. Tamam. Yarın gelip seni alacağım. Yarın buradan gidiyorum kocayı. Ben de gitsem iyi olacak. Peki, tamam. Kalayım bari. Çünkü bu birlikte son gecemiz. Buraya kadarmış. Только вот все равно.
Okulun ilk günü. Artık yaz tatilinin sonuna yaklaşıyoruz. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara çoktan başladı. Yenilikçi bir okulsa yarın kapılarını şehrimizde açacak. Her yıl biraz daha yaşlanıyoruz. Masaüstü bilgisayarlar ve interaktif beyaz tahtalar her sınıfta mevcut. Herkes yeni eğitim öğretimine başlayacağı için çok heyecanlı. Herkes gibi ben de okula gitmek istiyorum kocayı. Geçen yıl kaldıkları yerden devam edecek olanlar ve özellikle bu yıl okula bana bir okul yapsana. Muhteşem keşiflerle dolu uzun bir yolculuğa çıkacak beni. Vuhu! Yarın okul açılıyor. Sakın sıra yapmayı unutma. Yazma. Tamam, tamam. Bir tane çizgi böyle. Tamam, tamam. Ve bir tane de. Çizgi. Yuvarlak nokta nokta virgül. Ve işte küçük bir ayıcık. Bu küçük bir ayı. Aritmetik. Dört mü? Ne? Yanlış bir şey mi yaptım? Üç mü? Yanlış mı?
Maşanın ayısı var ve ayının da maşası. Ayılapa yer. Ayı maşa ile arkadaş. Ayı maşaya öğretiyor. Ayı ve maşa sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Ahşap atölyesi. Ahşap atölyesi. Ahşap işçiliğimi beğendin mi? Promosyon koduyla 2 ay ücretsiz üyelik edinin. Evde yenilik. Bıyıklı ve çizgiliden en sevdiğim dostuma. Şu tarafa, şu tarafa. Tam ortaya koy. Aa, olmadı. Böyle daha yamuk oldu. Şimdi sana nasıl yapılır göstereceğim. Thank you.
Koca ayı, koca ayı. Lütfen bırak çocuk kullansın. Koca ayı, sana kibarca soruyorum. Lütfen ben kullanayım. Oo, vay canına. Yer değiştirme günü. Temizlesin güneş gibi ışıldasın sağlıkla.
Çocuklar odalarını temizlesin. Güneş gibi. Ne? Kocaya bir şey mi oldu? Biz neden koşmuyoruz? Hadi koşalım. Acele et. Hatırlıyor musun? Zafer çığlığı. Sessiz olsana.
Hepsi oltaya geldi. Evet. Yeter artık. Bunu sen istedin bayım. Benimle oynayacaksın. Tamam o zaman. Eğer oyunu, seti ve maçı kazanırsan benim oyuncağım olacaksın. Bu spor nasıl oynanıyor ve bunun adı nedir? Tenis mi? Tenis, zafer kazanmanın yolları. Şimdi çözdüm işte, gizli taktik. Kim daha fazla çığlık atarsa oyunu o kazanıyor.
İşte bu kadar. Artık oyuncağımsın. Lütfen beni ara. Bugün maç var. Ülkenin en önemli maçında şu an canlı yayındayız. Final maçı birazdan başlayacak ve bu maç şampiyonu belirleyecek. İki takım da sahadaki yerlerini aldı ve birkaç saniye sonra maç başlayacak. Maç başlıyor. Tüm gözler sahada. Topun kontrolü ev sahibi takımda. Ve konuk takımın ceza sahasına doğru yaklaşıyorlar. Ev sahibi takım paslaşarak ilerliyor. Gol atmak için defansta boşluk arıyorlar. Top defans oyuncusuna çarpıyor ve kaleci topu yakalıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftalık sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün stresten kurtulmanın farklı metotlarını konuşacağız. Stresten 10 dakika içinde kurtulmak için birkaç rahatlama tekniği önereceğiz. Bunlardan en basiti arkanıza yaslanabileceğiniz rahat bir koltuğa oturmak, rahatlamak ve normal bir şekilde nefes almak ya da bir fincan kahve ya da çayın tadını çıkarmak. İçeceğinizi yudumlarken kafanızdaki ciddi düşüncelerden uzaklaşın. Ya da sıcak bir banyo yaparken biraz nefes egzersizi yapabilirsiniz. Ağzınız kapalıyken burnunuzdan derin nefes alıp suratınızın alt yarısını suya sokup tekrar burnunuzdan dışarı verebilirsiniz. Unutmayın, sorunlarınıza çözüm aramaya başlamak için o kadar acele etmeyin. Neyse. Bitkinlik ve yorgunluk hayatınızı zorlaştırabilir. Ama şunu asla unutmayın. Sorunlarınıza çözüm bulmak için doğru zamanı. Bir cep telefonu. Bana ver, bana ver, bana ver. Ormanda yürüyüşe mi çıkayım? Peki ya kurtlar? Çalışıyor mu kontrol ediyorum. Tamam, cep telefonu yanımda olsun. Tamam tamam. Şimdi numarayı çeviriyorum. Başlamak üzere. Hatırlarsanız ilk yarının sonunda konuk takımın oyuncularından biri hakem tarafından oyundan atılmıştı. Futbolcular ikinci yarı için sahaya çıkıyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. Hmm.
yetenek yok. Şimdi numarayı çeviriyorum. Maçın sonuna eklenen oynanmayan süre bitmek üzere. Numarayı çeviriyorum. Sağ kanattan açık bulamayan ev sahibi takım şimdi atağın yönünü değiştiriyor. Numarayı çeviriyorum. Ev sahibi takımın forvetleri defansı geçemiyor. Numarayı çeviriyorum. Şimdi bir boşluk buluyor ve topu kaleye vuruyor. Ve şimdi... kaçıyoruz. Kaleciden dönen topa tekrar vuruyor ve gol! Gol, 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 gol! Numaraya ulaştım. İzinsiz girmek yasak. Harika havuç. Kocaayı, kelebeğimi gördün mü?
Ne yapacağım kocayı? Bunların başında nöbet mi bekleyeceğim? Hayır. En iyisi ben gidip kelebeği yakalayayım. Huhu! Artık orduda bir subayım. Sınırda düşman tehlikesi. Sınırda düşman tehlikesi. Sınırda düşman... Yoksa seni yakalarım. Pes mi ettin? Önce seni mi kovalamalıyım? Bekle! Seni yakalayacağım! Ama benden kaçamaz. Nöbet tutmamı istediğin başka bir şey var mı? O zaman sonra görüşürüz. Sınırda düşman tehlikesi. Tabii bizde ondan da hiç yok.
heyecanla. Bu mu yoksa şu mu? Bu değil. Bu da değil. İşte bu. Ev yapımı ninjalar. Beni yakalayamazsın. Şekerimi alamazsın. Na 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 na. Aranıyor. İki küçük melek için bakıcı aranıyor. Ne isterseniz verilecektir.
Yılbaşı şarkısı. Yılbaşı geliyor ve bir sürü hediye alacağım. Şarkılar ve danslar olacak. Ağacı süsleyeceğiz.
sürü hediye alacağım. Bu ağaç gerçekten çok güzel. Üstünde altın yıldız da var. Ve bir sürü hediye alacağım. Ağacın etrafına yılbaşı ışıkları saracağız. Ve bir sürü hediye alacağım. Noel Baba girişi. Ve sevgili Noel Baba da beni ziyaret edecek. Sadece bana en güzel hediyeleri verecek. Ben bu yıl çok usluydum hem de her gün. Bu yüzden aldığım hediyelerin hepsi en iyileri olacak. Akşam erken yatarım, sabah erken kalkarım. Böylece hediyelerime çabucak kavuşabilirim. Aralık sonu, ocağın başı, su gibi akıp geçiyor zaman. Daha güzeli yok şimdiki andan, durduramazsın boşa deneme. Kalbinde sakla güzellikleri, artık geçmişte kaldı o anlar. Geçmiş gelecek şu an, geçer dostlarımızla. Unutulmaz eski arkadaşlıklar. Bitmez asla eğlenceler. Kapımızda ağlamak boş zaman daralıyor. Hatırla en güzel anlarını, yıldız gibi parlıyor anılar. Geçmiş gelecek şu an, geçer dostlarımızla. Unutulmaz eski arkadaşlıklar.
Siz benim en eski dostlarımsınız. Canım oyuncaklarım benim. O zaman araştırmaya başlayalım. 1, 2, 3,